Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qınamızı diqqətlər ekranımızda olsun. Xitay hökumət məmurlarını iPhone işiltişdən çəkildi. Amerika Xitayğa qarşı türlük çəkilmələrini yolu qoyğandan kən Xitay mə hökumət məmurlarını xidmət davamında iPhone işiltişdən çəkildi. Amerika vazının 6 sentyabr xəbər qılışca Xitay rejimi hökumət orqanlarının məmurlarına almi yanfuni və başqa çət əl markasidiki üskünlərini işlətməsdikə, onlarını işxanığı elib girməsdikə buyurğan. Əkvaldın xəbərdar kişilərinin eytişcə, yıqınqı bir neçə həbdə işçədə Xitay hökumət xizmətçiləri yuqur dərəcilik orınlarının xizmət orını ya ki yığılırda bu haqda yol yoruq tapışırı valğan. Bildirilişcə, bu buyruq Xitayının çət əl texnikisiga tayinişini azaytış və torbi xətərlikini küçəytişdikə ən yana hərəkəti bulub hesablandikən. Xitay bunundaki məqsidini çət əldən girgən səzgür uçurlarının Xitay içində tarqılışını və Xitayının uçurlarının çət əlgə çıxıb getişinin aldını eliş üçün işgəllikini ilgir üstürgən. Almi Yanfuni Xitayının ali dərgilik əqli iqtidarlıq telefon bazırda üstünlükünü ilgiləydiğən bulub 19%-ni ilgiləydikən. Xitayının bu hərəkəti almi qadarlıq çət əl məhsulat markalarına yaman təsir körüstüdikən. Valkoçisi gezdiğinin haber kılışça çekleş meselesi de alma şirketinin başka telefon işlep çıkarıcı şirketlerinin ismi tilgi eğlenmeğen. Xitay Devlet İşleri Mahkemesi uçur işhanesi taratkularının bu axtaki suallarına tekşi cevap kaydırmağın. Yıqınqı yıllardan buyan Xitay rejimi sallıq məlumat bexatirlikigi bargan sıra əhmiyyət berib, karxallarını yeni qanun və tələblərgə əməl qılışqı məcburluğan. Bu yıl 5-ci ayda Xitay rejimi çoğuntübdiki dövlət karxallarını ilğar texnikidə öz-özüge tayinəşdirişalıqı məsələsi də açıqışlıq rol oynaşqı ündüşü səbəblik Amerika bilən bolğan ixtilabını texımı küçəydi vətkən. İqtisadi muqumsızlıq səbəblik Xitayının nurğun caylarda narazılıq partildi. Xitaydaki iqtisadi muqumsizlik yerlik maliyani tavratgan bo'lib, Xitayning nurg'un joylaridagi kishilar ko'chaga chiqib itiroz bildirgan. Amerika vazining bugungi xabarida bildirilishicha, virus yuqumidan keyin Xitayning iqtisodi davomliq to'vallagan bo'lib, yerlik hukumat maliyasi qattiq qiyinchilikka duch kelib, jamiyat g'oyat zo'r maliya xirisiga duch kelgan. Yaqindan buyon Xitayning har qaysi joylaridagi xalq ommasining moliya mablag'i uy-mulk va boshqa sohalarga chetishlik huquq manfaatini qo'g'dash uchun keng ko'lamli namoyish qilganlik xabari tarqalgan. Tahlilchilarning aytishicha, agar Xitoy rejimi vaziyatni o'zgartirmasa, Xitoy ichidagi muqimsizlik muqarrar oshadi ekan. Yaqinda kishilarning diqqatini qo'zg'agan eng yangi namoyish Xinan o'lkasining Luoyang shahrida yuz bergan bo'lib, turda e'lon qilingan bir sin ko'rinishida ko'rsatilishicha, 4-sentabr shu yerdagi to'liq o'tir maktablardan biri bo'lgan Mingjin 1-chi o'tir maktabi, Mingjin 2-chi o'tir maktabidagi necha yuz degan o'qituvchi o'z maktablarining darvozasi oldida doiralarining maoshini kayiniga so'zganligiga qarshi sukut turib norozilik bildirgan. Xitayning sobiq axborot vositasi Jawlanjan bu haqda Amerika ovozining maxsus ziyoratini qabul qilib, namoyishchilar va ichki qismdan olgan uchurg'a asosan naq maydondagi kayfiyatning bir qadar tinch ekanligini, soqchilar o'zini tutib olib, namoyish qilayotgan o'qituvchilarni majburiy tarqoqlashtirmaganligini, ikki taraf o'rtasida to'qunish bo'lmaganligini bildirgan. Jawlanjan muxbirga yana namoyishda hech kim shuar to'vlimidi, hech kimda radikal harakat ko'rilmadi. Ular xuddi oq qog'oz inqilobiga o'xshash sukutda o'ltirib namoyish qildi. Bu qarshilik Xitoy jamiyatidagi majburlash qilmishlari sababli kelib chiqdi. Xitoy saqchilari ig'ir krizisga duch keldi. Navbatda jamoat xavfsizligi, bexatarlik organlari va barliq qurolli qismlar hushyorlikni o'stirdi. Hatto qurolli saqchi va alohida xodimlarga xabar qilishi mumkin degan. Al Jazeera kanalida Uyg'ur bilan Xitoy munozirlashdi. Birlashgan Davlatlar tashkiloti inson huquqlari oliy komissari ishxonasining Sharq Turkiston haqidagi dokumenti e'lon qilinganligiga dal 1 yil bo'lganligi har qaysi taratqularda kuchli kun tartibiga kelayotgan bo'lib, 6-sentabr xalqaro nufuzli kanallardan Al Jazeera kanalida bu haqda bir suhbat o'tkazildi va Uyg'ur bilan Xitoy munozirlashdi. Xalqaro kechirim tashkiloti 31 avgust bayonot e'lon qilib, BDT inson huquqlari oliy komissari ishxonasining Sharq Turkiston haqidagi dokumenti e'lon qilinganligiga dal 1 yil bo'lganligini eskertib, bu 1 yil jarayonida BDT qatorli xalqaro tashkilotlarning va davlatlarning Sharq Turkistondagi ziyonkashlikka uchrug'uvchilar uchun keskin harakatga o'tishdan o'zini qochirganligini, xalqaro jamiyatning Xitoyning jinoyatlarga qarshi inkosining ig'ir darajada yetarlik bo'lmaganligini ayiblagan edi. Ko'plagan xalqaro taratqularning qatorida Al Jazeera Arabcha kanalimi bu haqda programma o'tkazdi.
programmağa Türkiye'den Şarkı Türkistan Akbarat ve Medya Cemiyeti Reisi İstiklal Televizisi Müdiri Abdulvaris Abdulhalik Efendi ve Beijing'den Xitay rejiminin teşvikatçısı bulgan siyasi analizci ve yazgıcı Longhuan katnaşkan bulup, riyasetçi BDT'nin Şarkı Türkistan'a alakadar dokulatı hakkıda her ikkaylendin sual sorudu. Abdulvaris Efendi, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın sabık insan hakları Ali Komisari Michel Bachelet'nin bultur 31. Avgust vazife öteş modu tutuşkan ahırkı peyitlerde Şarkı Türkistan'a alakadar ilan kılgan dokulatı tilgi ilingan Xitay'nın cinayetlerinin ile hem devam kılı vatkallıqını Epsuski Halkara Keçürüm Teşkilatı tilgi alğandak Xitay'nın mezkul cinayetlerine karşı herkaisi devlet ve teşkilatlarının inkasının yok diyerlik işgallikini bildirdi. Xitay analizci bolsa Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'daki cinayetlerini pütülleri inkar kılıp Xitay'nın kılı vatkallarının hemmesinin pekatli terörlüğü ve esabiliki karıştırış işgallikini Xitay'nın terörlüğü karşı külüs sebeplik yıkın kıyılarda Şarkı Türkistan'da hiç kandak terörlük hareketlerinin bolmağallıkını bildirip bildirildi. Riyasetçi bununla cevaben terörlüğü karıştırış ufkumunun intayın kent dairini öz içine aladığallıkını ve bu kalpak bilen nurgun işlerini kılıvetkili bulunduğun zil mesele işgallikini tilgi elip, BDT ve başka nüfuzluk insan hakları teşkilatları ilan kılgan dokulatlar, guvahçılarının sözleri ve Şarkı Türkistan'dan dünyaya tarqalgan resim, sırlar, hatta Xitay rejiminin cinayetlerini eniq belgilep beridigan resmi materiallarının Xitay resmi organları tarafından tarqılıp ketkenlikini tekitledi. Ve bunların hemisi aşkarı durgan bir ahvalda Xitay yanılı bunlarını körmez kiselip, özünün terörlükü karşı turvatkallıkını ilgiri süremdu deb sual sorudu. Xitay bunun gibi bivasti cevap berişten özünü kaçırıp, hakikatini inkar kılgan halda tarqılıvatkan resim ve sırlarının yalgallıkını, onlarının məxsinin Xitay'nın abroyunu töküş ve rayonun iqtisadını acizletiş üçün ikkallikini, Xitay'nın adalmış Uyğur Abnum rayonunu ziyaret kılgıçularını karşı aldıqallıkını, dünya cemaatçilikinin ahbarat vasıtlarına işenmeyi emeli ziyaret kılışı kerektikini bildirip bildirildi. Abdulvaris Efendi Xitay'nın bu sefsetlerine katkı rediye berip, Xitay rejiminin yıllardan buyan ceza lagiri siyasi bilen cemiyetinin her katlamlarından milyonluğun kişinin soluğallıqını ve hele hem devam kılıvatkallıqını bayan kılıp ötdi. Ve ceza lagirlerdeki 80 yaşlık yaşanğallarının günahı nemi idi? Ata anılırdın mecburi tartip edilgan ve atalmış yataklıq mektepler namedeki ballar lagirde Xitaylaştırılıvatkan milyonluğun sebi balalarının günahı nemi idi? Xitay rejimi özünü Müslüman ve Uyğur deb qargan her kandak kişini yoktuşunu nişan kılıp kilovatıdı deb tekitledi. Uyanı Xitay'nın Şarkı Türkistan'dan ziyaretki uçuk işgallike hakkıdaki sebsetsigi reddiye berip, şundak ziyaretki uçuk, ama Xitay mahsus çakırgan kişilerge uçuk. Xitay onlarını özleri aldın tayarlap koygan yalgan sahinlerini ziyaret kıldırışı arkalık, özünün cinayetlerini yuşuruşka ve dünyanı aldaşkı tırışıp kilovatıdı dedi. Ve dünyaya herkıl yollar bilen tarqılıp ketken resim ve sırlarının emiletteki hakikat hikayelikini Xitay dava kılgandak yalgan emestikini tekitledi. Xitay rejiminin öz teşvikatçilerini halkaralık taratkularının söhbet programlarına çıkırışı, bulup mu Uyğurlar bilen okşas söhbetki katnaştırışı köp uçurmaydıgan bulup, El Cezire'ki okşas halkaralık taratkunun mezkur programması Şarkı Türkistan meselesini Arap İslam dünyasına düşendirişte, kün tertipki keltirişte muhim ehmiyetki igi bulmaqta. Germaniya parlamentida partiya halkıgan Uyğur dostluk grupisi kuruldu. Germaniya parlamentida 5 sentyabr 11 azadın tərkib tapqan partiya halqığan Uyğur dostluq qrupisi quruldu. Germaniya avazının xəbər qilishca Germaniya parlamentida 5 sentyabr 11 azadın tərkib tapqan partiya halqığan Uyğur dostluq qrupisi qurulğan bolub, bu qrupi yaqında Germaniya hökumətidən Xitay rejiminin Şarqi Türkistanda icra qılıbatqan basdırış, ziyankeşlik qilish jinayi qilmishini irqi qırğınçılıq deb itiraf qilish toğrisida belət daşlashini tələb qilishi mümkin ekan. Germaniya Liberal Demokratik Partiya azası Peter Hayd, Sosyal Demokratlar Partiyasının azası Derya Türk Naçbaur, Yeşillar Partiyasının Boris Mijatovic ve Parlament azası Michael Brandt Qatarlıqlar Uyğur Dostluq Grupisi Parlament Grupisinin kolluğuçudur ikken. Partiya halkıgan parlament azalarından teşkillengen Uyğur Dostluq Grupisinin asası məxsidi Uyğur medeniyetini qoğdaş ve mühacirətiki Uyğurlarını birleştiriş ikken. Uyğur Dostluq Grupisinin reisi Erkin Demokratçılar Partiyasının azası Peter Hayd bu hafta Germaniya taratqularının ziyaretini kabul kılıp, Uyğur dostluk grupisi mekanizm bilen karallik yığın açıp, ispat anlaş ve başka faaliyetlerini kılışı arqalıq, Germaniya parlament azaları bilen Germaniyada yaşayatkan Uyğurlarını alaqusubs bilen təminleydiğallıqını, şunun bilen bir vaqtta Germaniya ammasığa Şarkı Türkistan'da yenili iğir kişilik hukuk dəfsendikilikinin barlıqını bildirişini ümit kıldığallıqını bildirgen.
Peter Hayt yana Uyghur dostluk grupisi belet taşlaş teklif layihisi sunup, Xitayning Sharq Turkistan'da icra qilayotgan bostirish ziyonkashlik qilish qilmishini irqiy qirg'inchilik deb itirof qilishini talab qilganligini, kelar yili buningga munosabatli qonun taklif layihasini parlamentga topshirishni umid qilayotganligini bildirgan. Dünya Uyghur Kurultayının reisi Dulkun Aysa Uyghur Dostluk Grupisinin kuruluşu hakkında toxtulup, bunun Şarkı Türkistan davası ve Uyghurlar üçün alahide simvolluk ehmiyetki ilişkilerini tähkidleyen. Teşkilatlar Birliği heyeti Ankara ziyaretini başladı. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining raisi Hidoyatulla Og'uzxonning yetakchiligidagi bir hay'at 6-sentabr Anqara ziyoratini boshladi. Hay'at Sharq Turkiston Ulamolar Birligi raisi Doktor Olimjon Bug'da, Sutuq Bug'roxon ilm va madaniyat vaqfi raisi Doktor Abdixoliq Uyg'ur, Sharq Turkiston Ulamolar Birligi sobiq raisi Doktor Atavulla Shahyor, Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining Anqara vakili Abdulhamid Pomir qatorliklardan tashkillandi. Hay'at oldi bilan Turkiya Ma'arif Ministerligining Muavin Ministeri Nazif Yilmaz'ni işxanisi ziyaret kıldı. Ziyaret devamında Nazif Yilmaz Efendi'nin yeniden tayinlengen hizmetide muvaffakiyetlerini kolga keltirişige tilekdaşlık bildirdi. Hay'at arkadan Büyük Birlik Partisi'nin merkezi işxanisida partiya reisi Mustafa Dastici, Muavin reis Mahir Alay ve Ali Keser Efendilerini ziyaret kıldı. Mustafa Dastici, Şarkı Türkistan davasının muhim kolluğuculardan biri bulup, yakınki yıllardan beri Türkiye'de Şarkı Türkistan davasının terakkiyatı da muhim rol elip gelmekte. Hay'at yana yeniden Refah Partiya reisi Doktor Fatih Erbakan'ı partiyanın merkezi ziyaret kıldı ve Şarkı Türkistan davasının kelajiki hakkında fikir almıştırdı. Hay'at ahırda Doktor Fatih Erbakan'a Şarkı Türkistan bayrağı çüşürülgen hatırı buyumu takdim kıldı. Hay'at şu gün yana Türkiye Dini İşler Başkarmasının sabık reisi, İslami Düşünce İnstitutu'nun reisi Profesör Doktor Mehmet Görmez Efendi'ni ziyaret kıldı ve Xitay'nın nöbetli Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan İslam düşmanlığı siyaseti ve irqi qırğınçılık cinayetlerini tanıştırdı. Hem de bu haqda fikir almıştırdı. Amerika Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni yardım planını ilan kıldı. Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken Ukrayna ziyareti jarayanida Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni yardım planını ilan kıldı. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe Blinken kütülmegen Ukrayna ziyareti jarayanida Prezident Volodymyr Zelenski, Başminister Deniz Şimgal ve Taşkı İşler Ministeri Dmytro Kuleba bilen görüştü. Blinken, Zelenski ve Şimigal bilen uçuruştun ilgiri akbaratka bergen bayanatı da Amerika'nın Ukrayna'nı kollab kuvvetleşini devamlaştırdığallıqını tähkidledi. Blinken, Ukrayna Taşkı İşler Ministeri Kuleba bilen ötküzgen uçuruştun kin Birleşme Akbarat ilan kılış yığını çakırdı. Blinken, Zelenski'nin aldın kısabdiki tecrübelerini bivasta onun iğizden anlıqallıqını bayan kılıp, Ukrayna'nın Rusya'ya karatkan hücumları da yıkınkı bir neçe haptıdın buyan hakikaten zor ilgirleş bari dedi. Blinken, Amerika'nın Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni yardım planını ilan kılıp, elip berilibatkan kaytırma hücumları yıkınkı bir neçe haptıdın buyan ilgirleş hasıl kıldı. Biz Ukrayna'ya beridigan yeni yardımımız bilen bu ilgirleşlerini tihamı tizleştirimiz dedi. Yeni yardım planı da Ukrayna'ya 175 milyon dolarlık müdafiye yardım berildigan boldu. Bu yardım yukarı iktidarlık zembirek raketa sistemisi, Himaris başkurulduğun bombaları, ok ötmez kalkallarını teşkücü başkurulduğun bomba sistemisi, tank sokar sistemisi ve Abrams tankları üçün yadroluk tank sokar oklarını öz içine alıdı. Bu yürüyüşlük yardımının 300 milyon dolarlık kısmı Rusya'dan azat kılınan rayonlarda tertip durguzduğun kanun organlarını kollaşını öz içine alıdı. 100 milyon dolarlık kısmı olsa çet el herbi meblağı buludu. 206 milyon dolarlık kısmı insanperverlik yardımı süpütüde berildi. Kalgan kısmı Ukrayna'nın uzun müddetlik ihtiyacı üçün müesseselerinin kuruluşuna şiltildi. Hürmetli körmelerimiz, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Etki programımızı görüşükçe aman bu gayistler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.